Merhaba dostlarım. Güneşli ama soğuk bir Viyana gününden hepinize merhaba. Şimdi alışverişe gidiyorum. Gece sahur için birkaç bir şey alacağım. Birkaç bir şey dediğim her üründen baya baya alacağım. Çünkü Billa Plus Alman marketinde, daha doğrusu isim değiştirdi. Billa Plus oldu, Adekti. Güzel indirimli ürünler var. Türk peyniri de var. Bagetler var pizza şeklinde. Baya indirime girmiş. Hanım dedi ondan alalım. Alalım. Ya bir türlü beceremiyorum. Üçüncü, dördüncü defa giriş yapayım dedim. Neyse bunu böyle koyayım artık. Nereye geldim? Westbahnhof'a geldim. Burası normalde Avusturya'yı, Avusturya içini birbirine bağlayan bir tren garı. İçinde işte alışveriş yeri falan var. Onun içinde şu karşı taraf Marienfelstraße. Şimdi Westbahnhof'a girelim. Daha doğrusu Villa Plus varmış internette gördüğüm kadarıyla. İnşallah buluruz. Alışverişimizi yapalım. Ondan sonra eve gideriz. Ondan sonra gece sahura akar video. Gerçi bizim için bayağı vakit sürecek ama siz herhalde bir 5-10 dakika içinde her şeyi görürsünüz. Şuraya kocaman bir Ikea açılıyor. Dev boyutta, bilmem kaç katlı. İnşallah orası açılırsa evimize yakın güzel olur. Bu arada bu Westbahnhof'a ne tarafta? Aha! Var, Villa Plus. Evet, şimdi içeriye girip bulmamız lazım. Nerede acaba? Evet, maskeyi taktık içeri girmeden önce. Yine gözlükler benim buharlandı. Ya bu gözlüklerle maske çok zor oluyor. Kapalı alanlarda da maskesiz yasak. Hadi bakalım. Pandemi kurallarından dolayı birçok alışveriş yeri kapalı. Viyana'da uzatıldı. Bakın şöyle kıyafet mağazaları filan kapalı ama işte marketler filan açık. Demin düz Billa'ya gitmişiz. Villa Plus alt katta. Trenler şu tarafta. Çok şükür bulduk ya. Ta en alt kata koymuşlar. Bundan alacağız peynirli. Bunlar gece sahura güzel oluyor. Yarı yarıya düşmüş. Bakın bunlar da 198 ucuzlamış. Artı 49'dan 3.99. Normalde 6.49 kilosu. Bunlar normal Türk peyniri. 1 kiloluk. 5 tane bundan alacağız. Tereyağından 10 tane aldım. Şunlar da yarı fiyata düşmüş. Bunlar da ton balıklı. Bunlardan da alayım. 4 tane de bundan aldım. Bunlar 9'arlı şekilde yuvarlak bunlar. Burası güzel canım. Sahur arabası diye. Pazar arabasını doldurduk dostlarım. Şimdi eve gidelim. Bakalım neyden kaç tane almışız, ne kadar kar etmişiz. İşte sahur için bagetlerden falan aldım. Onlar bayağı hesaplı oldu. Hem pratik oluyor, lezzetli oluyor, besleyici oluyor. Şimdi direkt buradan eve geçiyoruz. Evet, şimdi eve geldik. Fişimizi şöyle koyalım. Bakalım neyden kaç tane aldık, ne kadar karımız oldu bu şekilde. Şimdi aldığımız ürünler arkadaşlar teker teker şuraya bir dizeyim önce.
Şimdi bu aldıklarımızın hepsi bizde kullanılan ürünler. Böyle toplu alışveriş yaptığımız zaman güzel karı da oluyor. Bir indirimleri takip ediyoruz. Şimdi ne almışız bakalım. Yani bunlar sahura da güzel gidiyor. Önce hızlıca şeyden gösterelim. Şu bir tane organik süt aldım arkadaşlar. Bu normal fiyat 1.39'du. Ondan sonra Cleva'nın, bu Billa'nın kendi ürünü. Bulaşık deterjanı aldım. Bu 1.5 litre 1.27. Şimdi bakalım neye gelelim. Şu bagetlerden almışız. Bakın arkadaşlar, şunlar peynirli. Şöyle uzunlamasına iki tane baget var içinde. İşte sahura falan bunlar güzel oluyor. Bundan kaç tane aldık? Orada 7 tane bulabildim. Diğerleri işte salamlı malamlıydı. Zaten biliyorsunuz, detaya girmiyorum, kullanmıyorum. Bu normal fiyatı 15.33 tutmuş. 8.40 bundan karımız var. Bunun tanesi 99 sente geldi. Sonra şu pizza, yuvarlak minik pizza şeklinde, içinde 9 tane var. Bu da ton balıklı. Ton balıklı aldık. Arkadaşlar 4 tanesi bunun, 4 tanesi 13.16 normalde. 6.80 indirim olmuş. Bu da 1.5 oraya geldiydi tanesi. Bakın şöyle, bunlar tereyağı 250 gramlık şekilde. Soma butta. Schrödinger'in. Bunların da 10 tane aldık. Bunların 10 tanesi, bunun normal fiyatı 2.39'du. 10 tanesi, bunun 10 tanesi 23.90 tutması gerekirken arkadaşlar 12 euro indirim oluyor. Bu da kaça geliyor bize? 11.90'a geliyor. Bunun tanesi 1.19'a geldi. Yani 2.39'dan 1.19'a düşmüş. Böyle 10 tane birden aldım. Biz tereyağı çok kullanıyoruz. Evde var, bir bu kadar daha var. Kullanıyoruz. Ondan sonra bakın şunlar, şu da süt diyarının peyniri arkadaşlar. Bunun normal fiyatı, bakın 5 tanesi, bunun 5 tanesi 32.45'e geldi. Ama indirimle 12.50 indirim oldu. Bakın şöyle, peynirden 12.50 indirim oldu normal fiyatından. Yağdan 12 euro indirim oldu. Bu büyük 7 tane aldığımız uzun bagetlerden 8.40, sonra 6.80. Toplam indirimimiz şu alışverişten 39 euro 70 sent indirim sağladık. İşte bu bütün indirimlerle falan her şey 47 euro 80 sent tuttu. 39.70 üstüne eklersek, normalde ortalama işte 40 euro falan, düz hesap edelim, 87 euro tutması gerekiyordu. 47.80 tuttu. Şimdi buradan siz beklemeyeceksiniz. Direkt sahura geçeceksiniz. Sahurda işte şu şeyleri yaparız. Bagetleri yaparız. Yanına domatesimiz, biberimiz. Bir sahur menüsü olur. Hadi biz direkt sahura geçelim. Gerçi ben değil, siz direkt sahur tarafına döneceksiniz. Biz saat şu an kaç? Gündüz saat 10.30. 4'te hep beraber yemek yeriz işte. 4.28'de falan vakit giriyor. Arkadaşlar gece sahur oldu. Şöyle bakın, donut şekilde bayağı büyük bir, şu elimin genişliğine bakın. Bayağı büyük bir baget şeklinde, bunun içi kayık şeklinde, işte kaşar peyniri, domatesi, biberi dolu. Bunları bu şekilde fırına vereceğim. Dostlarım bakın şu şekilde sahuru biz basit bir şekilde yapıyoruz. Fazla yüklenmiyoruz. Gerçekten ağır oluyor. Bize çay var. Şu çocuklara süt koyduk. Büyük bir kasede süt var. İşte bu bagetler bayağı dolu oluyor. Bunun içi bayağı kalın. Bunun içi komple kaşar peyniri dolu diyebilirim. Kaşardı, işte biberdi, domatesti. Siz yeşil zeytin, domates, salatalık. İşte dün akşamdan donuts vardı. Yine donuts yiyoruz tatlı olarak. Bir de kendimize çay yaptık. Bazen akşamları işte yumurta falan kırıyoruz.
Bakın şöyle dışarının karanlığından devam edelim. Yumurta kırıyoruz. Bazen akşamları ne bileyim peynir, domates, salatalık. İşte akşamları hafif atlatıyoruz ya. O şekilde yiyoruz sahurumuzu. Çay mutlaka oluyor. Yani fazla detaylandırmak istemedim. Sahurumuz bu şekilde. Allah tutmuş oldunuz. Oruçları kabul etsin. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Buradan Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler.